FETÖ terör örgütü Twitter'da algı operasyonları için Fuat Avni adıyla bir hesap açmıştı. Başbakanlık eski uzmanı Mustafa Koç ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay da o hesaba bilgi aktarımı yapıyordu. Yargıtay'dan Fuat Avni dosyasıyla ilgili karar çıktı. İki isme verilen müebbet hapis cezası onandı. 15 Temmuz 2016'da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalıştılar. İstihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirerek darbe girişimine aktif olarak katıldılar. Yakalandıktan sonra yargılandıkları mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Yargıtaysa o sanıklara verilen hapis cezalarını onadı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 sanıkla ilgili 18 Ocak 2021'de karara bağlanan davaya ilişkin temiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay aralarında Fuat Avni Twitter hesabına bilgi aktardığı belirlenen eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu iki sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay tarafından verilen cezaların gerekçesi de anlatıldı. Buna göre Mustafa Koçyiğit İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bulunan istihbarat verilerinin sisteme otomatik kaydı düşmeden alınması için örgüt mensuplarına talimat verdi. Bu talimatı ise diğer sanıklar Koçyiğit gibi müebbet hapis cezasına mahkum olan İstihbarat Daire Başkanı eski çalışanı Bülent Günay'a iletti. Sanıklar tarafından daha sonra başkanlıkta sistem odasına izi sürlemeyen bir sistem kuruldu. Söz konusu yöntemle Fuat Avni adlı Twitter kullanıcısına çeşitli bilgiler aktarıldı.